Evet, herkese Motocan'dan merhaba. Bakın, Forza 300, Forza 300 diyorduk. Size Forza 300'ü çekiyorum. Motorun sahibi, ilk motorumu aldım. Mesut Bey arkadaşım, sağ olsun. Şimdi kısaca size özelliklerinden bahsedeceğim. Kendisine sordum, artılarını, eksilerini, kullanıcı deneyimini. Nelerinden memnun, nelerinden memnun değil vesaire vesaire burada not ettim. Anlatabildiğim kadar sizlere anlatacağım. Bu arada şu seleye bayıldım ya. Ben oturdum buna. Anlatacağım. Sele yere yakın ve arka kısım belinizi çok güzel kavruyor. Şimdi kısaca bir teknik özelliklerinden bahsedeceğim. Motor Forza 300 diye geçmesine rağmen 279 cc. 25.6 beygir güç üretiyor. 26 Nm tork üretiyor. 11.5 litre deposu var. Bu X-Max'te direkt rakibi olduğu için söylüyorum. X-Max 300'de 13 litre. Ön lastik 14 inç. Onu da birazdan yakın çekimde göstereceğim. Arka lastik 13 inç. Ve 192 kilo. Joymax benim 200 küsür kilo. Esasında hani bu CC'deki bir motor için çok çok ağır değil bence ama direkt yine dediğim gibi direkt rakibi olan X-Max 300'e baktığım zaman ona baktım dersime çalışırken X-Max 179 kilo yani X-Max'in beygiri birazcık daha fazla ve daha hafif olmasından dolayı o daha atik tarafta kalıyor. Forza ise selesinin yakınlığı, yere yakınlığı, yumuşaklığı sebebiyle daha konfor tarafında kalıyor. Kullanıcısı kendisi öyle söyledi. Motorun yakıt sarfiyatından bahsetmek istiyorum. Kendisi dedi ki 100 km dedi abi böyle uzun yolda gaz aç kapa fren yapmadan 80-100 arası gidersen dedi 3.5 litre civarı yakıyor. Ama şehir içi dur kalk girdiği zaman dedi 4.5 yani 3.5 ile 4.5 litre arası kullanıma göre değişiyor. Yani çok da yüksek değil açıkçası. Benimki 4 litre 3.5 litre arası. Lastiklerini göstereyim size. Bunlar ben internette araştırdım dün. Fabrika çıkışı Dunlop geliyormuş ama genelde kimse memnun değil. Herkes Michelin Stigrip takıyor. Ön lastiği gösterelim. 120-70-14. Önde ön arka ABS kombine Nissin fren kaliperi var üzerinde. Arka lastiğe gelecek olursak o tam da yeri gelmiş çok güzel. Ne demiş? 150-70-13. Bu demiş lastiği girip. ABS'li versiyonu bir 2017 kasa. 2013'lerde ABS yok diye biliyorum. Bu hem kombine hem ABS. Amortisörleri 5 kademeliymiş. Şu an orta seviyede. 3'te bu dedi. Hani ne çok yumuşak yaylana ne de çok X-Max gibi tak tuk sert bir kullanım karakterinde değil. Tam ortada dedi. İdeali tabii herkese göre değişir. Orta diyor kendisi. Aydınlatmaları göstermek isterim izninizle. Şöyle bir kontağı bir çalıştıralım. Çalışma sesini duyuyor musunuz? Tok bir sesi var. Tok ama daha sessiz benim Joymax'e nazaran. Ben onu gözlemledim. Benim Joymax daha böyle pata 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 çalışıyor. Bu daha böyle PCX'in sessizliği
ile ilgili çalışıyor. Şimdi aydınlatmalarını göstereceğiz dedik. Konudan konuya atlamayalım. Şimdi bunun bakayım gün üzeri açık mı? Şu an tabii güneşe karşı çektiğim için gözükmüyor. Bunu hesaplayamadım ben ama halojen aydınlatmaları var. Uzunları yakalım. Halojen ama dedi hiçbir zaman LED'e çevirme falan ihtiyacı duymadım. Gayet dedi karanlık yerlerde aydınlatıyor. Ve uzaktan ben bunu gelirken gördüğüm zaman sanki PCX'in kaslı hali gibi gördüm. Şimdi Forza 300 ile Forza 250 gibi böyle gövdeden aynı çıkmıyor. Gidondan çıkıyor. Ben az önce buna oturdum. Gayet güzel gösteriyor şu uç kısımları özellikle. Uzun olması bir artı. Ön göstergeye bakalım. Şimdi uzun kısa göstergemiz gördüğünüz gibi mavi yanıyor. En solda yani şurada benzin göstergesi, kilometre göstergesi, devir saati, hararet göstergesi, yol bilgisayarı. Bir saniye şöyle oturayım üstüne. Şimdi yol bilgisayarında saat var, kilometre var. Şu an ortalama yakıtı görüyorsunuz. 3.4'müş. Trip A ve Trip B var. Onlar da ortalama tüketim ve gidilen mesafe olarak var. Şurada elimi de sokuyorum. Sıfırlamamış da ben kurcalamıyorum. Şu gidon kısmı çok hoşuma gidiyor. Ben hep diyorum bu PCX'te Forza'da daha böyle krom, demir, dağ motosikletim ben diyen bir görüntüsü var. Bu bildiğiniz gibi ateşleme kesici. Bu dörtlüler. Dörtlüleri göstereyim size. Güneşe karşı çektiğim için hesaplayamadım tam. Ama çıktığını düşünüyorum. Mesela önemli olan arkası. Otobanda çektiniz. Arkanızdakine ben durdum. Beni gör. Dedirtiyor. Honda'nın orijinal çantası var. Şimdi bunda dün araştırırken şu bilgiye ulaştım. Şu ön konsolu bir tamamlayayım önce. Dörtlüğümüzü kapatalım. Şimdi böyle tıkladığımız zaman diz örtüsü var. Ancak onu şu an çıkartamıyorum. Benzin kapağını açıyor. Seat'e bastığım zaman ilk kademede bastığım zaman açılıyor. Havada kalıyor. Bu çok güzel. Ancak mesela ben Joymax'tan sonra bunun biraz az açıldığını görüyorum. Zaten kendisi de bundan önce Berkman kullanıyordu. Abi dedi bu 300'lük sel altı. Ama dedi inan dedi Berkman daha kullanışlıydı. Mesela dedi şuradan bir şey alırken dedi böyle dedi eğilmen falan gerekiyor dedi. Yani ben şu olayı sevdim. Şu halı olayı, şu plastiği takır tukur çizmez. Ben böyle ince şeylere ben dikkat ediyorum. Şurada bir ruhsatlık, anahtarlık bir şeyler var. Sel altının çok kullanışlı olmadığını söyledi Mesut. Şu selesine bittim. Bakar mısınız şuna? Abi şuna bak ya. Bastırıyorum elimin şekli kalıyor. Oturduğunuz zaman şurası kalça ve bel kısmını öyle güzel sarıyor ki. Oturuş şekli bir de selesi 72 santim. Yani sınıfının en alçağı. Oturuş anlamında tabanlar yere değiyor. Bakın şu an orta ayakta. Orta ayakta olmasına rağmen görüyor musunuz? Ayaklarım hiç parmak ucuna basmadan yere değiyor. Bu çok güzel bir avantaj bence. Ön saklama gözlerinde kontağın bir kere açık olduğu yerde box kutusuna basıyoruz. Şimdi ne kadar derin olduğuna bakın. Kolum ne kadar gidecek. Bakın. Neredeyse dirseğime kadar girdi. Genişliğini görüyor musunuz? Burası ve
kilitli. Yani kontağı kapattığınız zaman basılsa da açılmaz. Buraya cüzdanınız falan emanet edebilirsiniz. Bu sağ gözde kilitli olmayan bir göz var ama çok bir şey koyamazsınız. Ancak bezinizi vesairenizi koyarsınız. Şimdi artçı konforunu sordum. Artçı konforu, çünkü bu scooterlarla genelde arkadaşını bilmem neyini alıp bir yere gittiğin zaman bu kısımdan da dedi gayet binenler memnun kalıyormuş. Yolcu pedleri gayet sağlam, direkt şasiye bağlı. Dedim sağlam mı bu? Abi ne diyorsun dedi, direkt şasiye bağlı bu dedi. Ve gövdeyle böyle entegre, bakın. Aynı renk. Ta ki açılana kadar bunun burada böyle bir şey olduğunu çok anlamazsınız. Yani çok hoş tasarlanmış bence. Uzun yol performansına gelirsek 100-110 arası da en böyle rahat. Artık hani bağırmadan, zorlanmadan gittiği hızı. Ama dedi bayır aşağı 140'ları dedi görmeye başlıyor. Ama artık 120'den sonra dedi hani 121-122 diye saymaya başlıyor dedi. Alt devirleri birazdan da süreceğim zaten. Ölü olmadığını, gaza tepki verdiğini, hemen tepki verdiğini söyledi. Şu göstergeler kısmına gelecek olursak, göstergelerin benim Joymax'te de öyle, analog olmasını çok beğeniyorum. Birçok insan dijital sever ama ben böyle araba gibi böyle kadranların sağ sola oynama olayını çok seviyorum. Bence çok güzel. Bu subjektif bir yorum. Herkese göre değişir. Kimisi der ki hayır ben dijital seviyorum. Ben analog daha bana klas geliyor. Daha böyle baba arabası gibi böyle geliyor. Daha böyle Goldwing gibi geliyor. Elciklerin kalitesi, gidonun kalitesi, yani şu parçası çalışırkenki o pata 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 değil de daha böyle sessiz ama tok, kendinden emin o çalışma sesi, görüntüsü, baksanıza mini Goldwing ya resmen. Yani bu konularda kaliteyi kesinlikle görsel olarak da bindiğiniz zaman da ve siz bindiğinizde karşı tarafa diğer sürücülere de bunu veriyor. Yani Japonlar yapmış. Şu egzozun güzelliğine bakar mısınız? Yani gerçekten ben buradayım, ben yol vermeden beni geçemezsin diyen bir motor var. Bakım aralığı 6000 kilometrede birmiş ya da 6 ay, 6000 kilometre veya 6 ay dedi. Bu maliyet anlamında bence çok güzel bir şey. Az önce üstüne bindiğimde şey çok dikkatimi çekti. Mesela titreşimsizliği. Genelde bu tek silindirli motorlarda, benim Joymax'te de var. Orta ayağı aldığım zaman bu aynaların sürekli böyle zıngır 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 olduğunu görürüz. Bunda hiç öyle bir şey olmadı. Sadece 100'den sonra biraz da ayaklardan vurmaya başlıyor. Dedim o kadar kusur Kadıkız'ında da olur herhalde yahu. Şimdi hep motoru övdük 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 demeyelim. Bunlar benim kullanıcıdan aldığım notlar. Kendisi abi sen çek dedi, sen anlat istersen dediği için ben ondan not alarak, gördüğünüz üzere not alarak söylüyorum. Bunlar kesinlikle öyle farazi bilgi değil. Şimdi eksilerine gelecek olursak, parçası pahalı diye not almışım, öyle söylemiş ama bence geçen ben Joymax'in orijinal kayışını sordum, 1100 lira dediler. Yani hani sorsan SM daha fiyat performans markasıdır ama artık dolar kuru bilmem ne falan filan derken ucuz olan zaten hiçbir şey kalmadı. 50'liklerin bile sıfır olmuş, 20-30 milyar. Bu bence çok eksi olarak değerlendirilmemeli. Yani hem 300'lüye hem Honda'ya binip parçası pahalı mı? Bence yani bütün motorlar öyle ya. Kimco'ya da binsen, S3'e de binsen, Yamaha'ya da binsen aralarında 100-200 oynar bence en fazla. Ön camını sordum. Görür görmez, çünkü ben bildiğiniz üzere deflektör taktım. Dedim bu ön cam senin dedim kaskta patlamıyor mu türbülans suratında? Abi dedi 80'in üzerinde yedi, kafanın üstüne yedi biraz dedi, kafa mücadele etmeye başlıyor. Ama tabii ki çözülür, bu çözülmeyecek bir şey değil. Şuraya bir GP kompozitin deflektöründen taktın mı iş çözülür. Bir diğer dezavantajı vergi meselesi. Bunun ilk 6 aylık vergisini 191 lira ödemiş 2022 yılı itibariyle. Ben 67 lira ödemiştim. Yani 190-190-380 eder. Ben 130 lira ödedim. Arada 150 lira fark var. Çok böyle aman aman eyvah eyvah ne kadar da
bir eksi denir buna bilmiyorum ama hani 3'ü 5'e hesaplayanlar varsa buna dikkat edebilir. Bagajının kullanışsız olduğunu söylemiştik. Yarım açılıyor ama tam yarım açılmıyor yani. O evet. Berkman daha iyiydi diyor mesela. Ben bunu beklemezdim. Berkman'ın bagajından diyor daha çok memnun kalmış. Bunda çekiş kontrol sistemi yokmuş. Karda dedi abi yerinden çıkartamadım motor dedi. 2017 ABS ile bilmem neli olan bir Honda'da ben şahsen bir çekiş kontrol bekler miydim? Yani beklerdim tabii. Yani sonuçta artık üst segmentten artık daha artık kalite almaya başladığın, beklentinin artık kalite olmaya başladığı bir yerde çekiş kontrol bence olmalıydı. Olabildiğince motorun etrafında tüm detaylara dönmeye çalışıyorum. Bu motor araştırırken Honda'nın SH300 diye bir motoru varmış. Bu İtalyan tasarımlı böyle dik oturuyor falan. Onun motor bloğu çok sorunsuz ve İtalya'da bayağı da satmış. Yani scooterların ana vatanında gitmiş orada adamlar satış birincisi falan olmuş o motorla. O kadar kusursuz bir motor bloğu. Adamlar onu almış Forza 300'e takmış. Yani aynı X-City'nin motor bloğunu alıp X-Max'e takmaları gibi. Yani motor bloğu kendini kanıtlamış. Hasarsızlığı diyorum. Kusursuzluğu, sıkıntı vermemesiyle zaten meşhur bir motor bloğu var üzerinde. Yeniden bir maceraya atılmamışlar. Tasarımına son bir bakayım. Ben beğeniyorum yani. Ben böyle araba gibi... Videonun başlığına da Mini Goldwing mi yazsak, ne yapsak? Baksanıza şu önden görünüşü. Çok güzel ya. Bir de siyah daha böyle bir daha bir kalite duruyor. Daha bir asil duruyor ya. Honda yapmış, Japon yapmış. Bilen bilir beni zaten. Forza hayalimdir. 250'li, 300'li hiç önemli değil. Forza elbet seni bir gün alacağım oğlum. Rossi'yi ben bu Mesut Bey'den almıştım. Belki de bu Forza'yı ondan alırım. Belli mi olur? Motorumuz daha 24.000'de falandı değil mi? Motor daha 2017 ve... ...24.000'de daha ya. Vallahi billahi cincik gibi motor ya. Maşallah. Mesut'a hayırlı olsun yeni motoru. Allah kaza bela vermesin. Kendisine de buradan teşekkür ediyorum. Motoru bana güvenip ver diye. İşte al abi bin test et. Çek ne yapıyorsan yap dedi. Verdi sağ olsun. Sizlere de izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Varsa yorumlarınızı aşağıya lütfen yazın. Sizce Forza 300 devam etmeli miydi bu kasayla? Yoksa Forza 250 mi? İkisini de kullananlar varsa hayır Forza 250 daha iyiydi. Hayır efendim Forza 300 daha iyiydi diye yorum yaparsa sevinirim. Ya da bunun muadili X-Max 300 kullanmış olanlar varsa hangi marka, hangi model sizce daha iyi? Neden olarak yorumlara yazarsanız bir fikir alışverişinde bulunmuş oluruz. Alacak olanlar da arada kalmamış olur. Güzel bir bilgi videosu paylaşmış oluruz. Bizleri takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Videolarımıza like atarsanız ve arkadaşlarınızla bizleri paylaşırsanız bizler için iyi olur. Bizlere destek olmuş olursunuz. Motocan'dan şimdilik bu kadar. Buradan sürüşe geçiyoruz. Sürüş hissiyatından sonra videomuzu bitireceğiz. Hadi bakalım. Az önce size sahilde tanıtımını yapmaya çalıştım. Teknik özellikleriyle, kullanıcı tecrübesiyle Forza 300. Şimdi az öncekiler kullanıcı tecrübesiydi. Mesut Bey'in, Mesut arkadaşımın. Şimdi ise ben binerek tecrübe etmeye çalışacağım. İlk dikkatimi çeken şeyi hemen söylüyorum. Gaz tepkisi. Zincirli motor gibi çevirir çevirmez alıyor. Ve sessiz yani SYM'de gazı verdiğimde egzozuna pata 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 gitme sesi ve bu sessizlik.
Ben sessizlikten tarafım her zaman. Bazısı gürültüyü sever, bazısı sevmez. Ve durduğum zaman inanılmaz 72 santim zaten selesi. Sanki PCX'te oturuyor gibiyim. Yani viraja dönerken falan ulan ağırlık merkezi üstte eyvah 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 dönüyoruz falan dedirtmedi az önce. Biraz geç kayda girmemin sebebi de oydu. Bir öncesinde birkaç bir şeyine baktım. Japon farkı şu gaz tepkisi bakın bak. Bak. Şu an yapıyor hemen gidiyor. Yol mu? Hani nerede diyor. Şu trafikten kurtulsaydık iyiydi. Of be, Joymax'a bak ne güzel motor. Aa benim motorummuş. Şimdi teknik detaylardan selamlaştık. İşte bu çok güzel bir şey. Tanıyor muyuz birbirimizi? Hayır. Ama motosikletlilerde şey var. Yani hangi takım mısın, sarışın mısın, memleketin nereye hiç önemli değil. Motorcusun. Bizim hem çocukluk anlayışımız motor mu kullanıyorsun? Dıt. Virajlarda kontra vermeden şu space'lerde yaptığımız gibi belden kırma hareketiyle yön verme olayı var ya bakın şu. Ağırlık merkeze yere yakın olduğu için kontra vermeden çok güzel yapılabiliyor ya. Şu vizörümüzü indirelim de. Şu düz yola çıkıp biraz gazlamak için sabırsızlanıyorum ya. Forza! Seni alacağım oğlum bir gün. Sana Forza alacağım. İnşallah. İnşallah hikayesi vardır gelin kaynana. Ona dönmez. İnşallah diyelim de. İlk motorumu aldığım adamla arkadaş oldum. İşte dürüst insanlarla alışveriş yapılırsa aldığı insanlarla karşılaştırsın diye dua ederiz ya. Hah, işte bakın. Kanlı canlı örneği. Rossi'liği kendisinden almıştım. Rosselli'yi de dün çektim. Sağlık gelemedi. O bajaj ve başka bir senaryo üzerinde çalışıyor şu an. Onu da dün çektik. O da montaja girecek. Bugün bunu Allah nasip ederse çekeceğiz. O montaja girecek. Güzel videoları sizlerle inşallah buluşturacağız. Bu arada sizlerden ricamız
bizleri lütfen sosyal medyada takip edin. Lütfen buradan abone olun. Ücretsiz. Sadece bir tuşa basacağız. Ben genelde hoşuma giden küçük kanallara takip atıyorum ya. Yani inanın şu ajitasyon konuşması yapmıyorum ama bir videoyu ortaya çıkarmak, hani diyorlar ya bu videoda çok emek var falan. Gerçekten emek var. Yani hadi bir motoru sahibinden, arkadaşınızdan çağırmanızı, onunla denk gelmenizi geçtim. O motoru alıp bir yere gitmek, çekmek, onun editlenmesi, safhası, önceki yazılı metninin ortaya çıkma safhası, nerede ne diyeceğiz, öncesinde şunu mu yaparız, buradan böyle çekeriz, şunu şunu yaparız, bunun YouTube'dan eğer daha önce çok bilinmeyen bir motorsa ya da bizim çok kullanmadığımız bir motorsa YouTube'dan açıp kullanıcı deneyimlerinden evet şu tuş da şuna yarıyormuş dediğimiz, yani bir nevi ders çalıştığımız, yüklüyoruz vesaire vesaire. Gerçekten ciddi bir emek var, emin olabilirsiniz. Yani bugün bu video ham haliyle yaklaşık 30 GB'a yakın bir yer kaplayacak. Bunu orasından burasından kırpıp diyalogları birbirinden koparmadan, o geçişleri vesairesi ciddi bir emek, ciddi bir kurgu istiyor. Arkadaşlarım Sadık ve Taha da zaten bu işin içinde. Taha zaten bizim bu anlamda danıştığımız beynimiz gibi, sağ olsun. Kendisi desteğini bize esirgemiyor. Bizleri takip etmeniz, videolarımızı arkadaşlarınızla paylaşmanız bizler için çok önemli. Sevgiler, saygılar. Beğenirseniz zaten siz üzerinize düşeni yaparsınız diye düşünüyorum. Ben şurada hep oradan buradan konuşuyorum ya. Bazen editlerken diyorum ki ya ne demişim ben böyle diyorum. Ama şu an gerçekten o moddayım. Forza'nın tadını çıkarmak istiyorum. Yani abi daha yarım gazdayım, 100 gördü be. Bir de şu yama yapılan asfaltlar birbiriyle aynı mesafede olsa da her geçtiğimizde zıplamasak daha bir güzel olacak da. Joymax'iniz çok güzelmiş. Joymax'iniz çok güzelmiş. Anlamadı ha diyor. Ne diyor bu manyak demişler. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videoları beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Cümleten Allah'a emanetsiniz. Herkese iyi günler. Şu an çok mutluyum. Forza kullanıyorum. Herkese iyi günler. Görüşürüz.